Efendim merhabalar. Kafama göre takılırım evliliği. Evet, modern dünyanın geldiği noktada bu kafama göre takılırım. Yani işte kadın hakları savunucuları, işte modernizm adı altında eşler birbirinin gittiği, geldiği yere, arkadaşlarına falan işte görüştükleri insanlara karışamazlarmış. Şimdi tabii ki tamamen bunun karışılması sağlıklı bir durum değil. Bir kere hani her şeye karışıp müdahale etmek çok sağlıklı bir durum değil. Ama eş olmanın da bir gereği vardır. Bırakın eş olmayı, çok yakın arkadaşlar bile birbirlerinin görüştüklerinde karışma hakkına sahip olarak kendilerini görürler ki bu da garip bir şey değildir. Ama şimdi istiyorlar ki ben kafama göre takılayım. Bekarken nasıl yaşıyorsam evliyken de öyle yaşayayım. Bakın bunun güvenle güvensizlikle alakası yok. Evlilik farklı bir kurumdur. Evlilik farklı bir müessesedir. Evlilik kadın ve erkeğin sonra olabilecek çocuklarla birlikte kişilerin birbirini sahiplenmesidir. Eğer eşiniz sizden, kıyafetinize de karışabilir bana göre. Ne var yani? Tabii ki karışabilir. Kıskanan insan, hep kadınlar üzerinden yorumluyoruz. Yani kadınlar da erkekleri kıskanır ve kocalarının kıyafetlerine, yani kıskançlık veya psikopatlık derecesinde olmadığı sürece bunu giyme, hoşlanmıyorum deme hakkına sahip. Veya ben senin o arkadaşından hoşlanmıyorum deme hakkına sahip. Ama öyle bir algıyla, işte modernizm adı altında öyle bir aşılıyorlar ki, ya biz evleneceğiz ama ben yine bekarlığımda olduğu gibi sadece kendimden sorumluymuşum, kendi hayatımdan sorumluymuşum gibi davranacağım. Bırakın bekarken bile insanlar sadece kendine karşı sorumlu değil, ailesine, sevdiklerine, bulunduğu statüye göre davranıyorlar. Şimdi işte Yargıtay'da sanıyorum böyle bir karar var. Orada işte bir boşanma sebebi olarak verilmiş ama orayı ben eğer doğruysa bana yolladıkları, bir avukat yollamıştı. Orada tabii iş toplantılarına şunlara, yani dedim ya bunun bir dozajı olmalı. Ama birkaç kişiyle konuştum. Daha doğrusu 8-10 kişiyle yeni nesil. Evet bu kafadalar. Diyor ki ne var yani, ne olacak diyor. Kardeşim şimdi kadın erkek birbirini çok kıskanıyorsa da bir rahatsızlık, hiç kıskanmıyor da bir rahatsızlık. Yani kadın ve erkek birbirini tamamen serbest bırakıyorsa da bir rahatsızlık, çok fazla sıkıyorsa da rahatsızlık. Bunun bir ayarı, dozu olması lazım. Eşlerin birbirinin gittiği geldiği yeri bilmesi kadar doğal bir şey yok. Veya evlenmeden önce bir sürü erkek arkadaşı olabilir normal ama evlendikten sonra bunların arasından eleme yapılması kadar doğal bir şey yok. Belki de kocası veya karısı birine taktı, hoşlanmadı. Ne var abi, darılacak değilsin ya, bir mesafe koyarsın. Ya ben insanları anlamıyorum. İnanın sorsam benim başım açık ama bir sürü başı kapalı kadınla da konuşuyorum. Ne var ne olacak? Ne demek ne var ne olacak ya? Geçen birine söylüyorum. E tabii diyor, ne var diyor. İş yerimden benim arkadaşım akşam yemeğine çıkabilirim. Ya evli bir insanın çok mecbur kalmadıkça başka bir erkekle akşam yemeğine çıkmasının ne gereği var? Öğlende de evli bir kadın, yani öğlen iş arkadaşımsa tamam birlikte yemek yiyebilirsin. Zaten o konsepti, o hava, o şey, o olayın kendisi önemli. Oradan o ambiyansın içinde doğru mudur durman değil midir, bu önemli. Ama işte şimdi yine o aile birliğini bozan, aile içinde işte sıkıntılara yol açan bu algıyı da veriyorlar. Her şey diyoruz ya, dönüyor dolaşıyor aile birliğine. Ya bu kadar serbest ve rahat değilken insanlar ve ilişkiler, bu dünyada bu kadar kötülük yoktu. Bu kadar boşanma yoktu. Bu kadar çirkeflik yoktu. Bu kadar edepsizlik yoktu. Gerçekten yoktu. Ne zaman ki bu kadar insanlar ben özgürüm, ben özgürüm, özgürlük hadsizlik ya da hudutlarını aşmak, hudut saymamak demek değil ki. Bir sınırların olması lazım. Evliysen, bekarsan da olması lazım. Annene babana giderken bile belli ölçülerin olması lazım. Ama şimdi ben böyleyim, ne var ne olacak? Kardeşim bir büyüye saygı var. Her insanın yaşantısına saygı var. Yıllar önce bir düğüne gittik. Aile muhafazakar, iki tarafta gelin tesettürlü. Biz de ona göre, hatta benim normalde çok böyle açık giyinen bir arkadaşım var. Bana fotoğraf attı. Sevda bu iyi mi dedi.
Ben dedim ki evet iyi giyebilir yani güzel hani falan. Yani niye o aileye saygı diyorsun? Abi oraya gelen bir iki kişi vardı. Bir de nikahtı, düğün olsa ben böyle bir kuyruk sokumuna kadar dekolte görmedim. Yani akşam saat 3'te kıyılan nikaha böyle gelen bir insanın kafa yapısı enteresan geldi. Garipsedim. Sonra da bana kızdılar. O olay yüzünden bir iki tane görüştüğüm insanla görüşmedim. Bana işte tepki verdiler. Dedim ya buraya gelinir mi böyle saygısızlık? İnsanların hayatına saygı duyacaksın. Evliliği kafama göre yaşarım. Dostluğu kafama göre yaşarım. Annemle babamla ilişkimi kafama göre yaşarım. Benim 55 yaşında arkadaşım var. Gayet de dekolte giyinir. Ama annesinin yanına giderken annesinin gıcık olduğu şekilde giyinmez. Ben de ki benim ölçülerim belli ama dikkat ederiz annemin yanındaki hareketlerimize. Ama şimdi herkes şunu istiyor. Ben kafama göre takılacağım ama evli olacağım. Ben kafama göre takılacağım, kocam ya da karım beni kıskanmayacak. Ben kafama göre takılacağım, benim dostlarım öyle dostlarıma zarar verenle ben görüşürüm. Ne var ne olacak? Ne var ne olacak? Olmuyor işte. Gördüğünüz gibi dostluklarınız zedelenir, evliliğiniz zedelenir, aile ilişkileriniz zedelenir. Hepsi zedelenir. Bu yeni versiyon. Kafama göre takılırım evliliği. Kafana göre takılacaksan evlenme. Bak bir kadın olarak söylüyorum. Bir erkek var. Hatta biz her akşam canlı yayın yapıyorduk ya akşam. Masada oturuyorduk. Dedim ki işte program iyi gidiyor falan. Ya dedim bizim hepimiz bekar olduğumuz için bu programı yapıyoruz. Biz buraya programa katılmak için 6'da geliyoruz. Saat 11'de evimize gidiyoruz. Normal hayatı, evlilik hayatı olan bir insan kaldıramaz bunu. Haftanın 5 günü. Nitekim dedim ben evli olsam haftanın 5 günü akşam canlı yayın yapmam. Tam özel zamanında eşinle, ailenle sen o ara yoksun. Şimdi tabii bu bir tercih. Bunu yapanları da ben garipsemiyorum. Ama bu benim tercihim ve bu benim görüşüm. Yani her işin bir şeyi olması lazım. Yani arkadaşlarına karışamazmış. Karışır. O arkadaşınla nereye gittiğin de önemli. Nasıl bir ortama gittiğin de önemli. Yani bir akşam ben mesela ben hala dikkat ediyorum. Bekar olmama rağmen ama işte yeni nesle bunu da aşılıyorlar. Kafama göre takılırım ama evlenirim. Kocam, karım hiçbir şey demesin. Hayır. Bir işin ölçüsü var. Bunun da suyunu çıkartıp efendim suyunu çıkartıp o aile olma olgusunu da böyle ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Zedeliyorlar, yozlaştırıyorlar. Zaten İnsanlar bu diziler onlar bunlar dışarı hayatları gerçekten bakın tekrar ediyorum insanlar bu kadar özgür değilken bu kadar dışarı hayatı yokken bu kadar serbest değilken dünya bu kadar kötü değildi. İnsanlar bu kadar çirkefleşmemişti. Bu kadar pislik yoktu. Çünkü birbirine olan sadakat birbirini kontrol etmektir aynı zamanda. Bu kontrolün ayarlı olanı her zaman aileyi de dostluğu da diri tutar. Ama şimdi istiyorlar ki kafama göre takılayım ama evleneyim, kafama göre takılayım, ailemin hudutlarını hiçe sayayım, kafama göre takılayım, dostluklarımı hiçe sayayım. Öyle bir dünya var işte o da böyle bir dünya oldu. Zararlı bir dünya oldu. Bu kadar kötülüğün, bu kadar çarpık ilişkinin meydana geldiği bir dünya oldu. Ama bunu da özellikle yapıyorlar. Niye? Aile yapısını bozmak, toplumu yozlaştırmak için. Uyanık olun. Lütfen bu tuzaklara düşmeyin. Diyorum ve tekrar ediyorum. Evlilik önemli bir müessese. Eşlerin birbirini kıskanmaları dozunda garip değil. Birbirlerinin hayatına karışmaları dozunda garip değil. Birbirlerinin kıyafetlerine karışmaları dozunda garip değil. Bu aksine birbirini sahiplenmek, eşini sevdiğini kıskanmak kadar doğal bir şey yok. Bunun adına sahiplenmek, değer vermek diyoruz. Kıskançlığın hiç olmaması da sıkıntı, çok olması da sıkıntı. Her duygunun olduğu gibi burada da söz konusu olan ayar. Ayarında olan şeylerin aileyi diri tuttuğunu bir kez daha hatırlatmak isterim efendim. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.